Arkadaşlar selamünaleyküm. Zor bir coğrafyadayız. Haliyle güçlü bir orduya sahip olmamız önemli. Tabii ki güçlü ordu savunma sanayisinde güçlü olmaktan geçiyor. Çünkü Batı'nın gerçek yüzünü her fırsatta görüyorsunuz. Müttefikimiz değiller, asla da olmayacaklar. O yüzden onlardan alacağımız silahlara güvenerek devam etmek çok mantıklı olmazdı. Bunun bilincinde olduğumuz için ve sürekli yediğimiz darbelerin de etkisiyle milli savunma sanayimizde son 15-20 yılda ciddi bir devrim gerçekleştirdik. Ve artık iş en ciddi projeleri konuşma safhasına kadar geldi. Bugün de böyle iki gelişmeyi konuşuyoruz. İlk haberimiz milli muharip uçağımızdan olacak. Çünkü Aselsan milli muharip uçağımıza özel kask geliştirdiğini duyurdu. Bu çok yüksek teknoloji gerektiren ve özel bir çalışma. Dünyada sadece birkaç ülke bu teknolojiyi geliştirebiliyor. Yine ikinci haberimiz donanmamızın yeni amiral gemisinden yani TCG Anadolu'dan. TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde öyle bir test yaptı ki bunu yapabilen dünyada sadece ABD ve Çin vardı. Dünyada başka hiçbir ülke buna cesaret edememişti. savunma sanayisinde yüksek teknoloji ve bütçe gerektiren projelerin ayrı ayrı konuşulması gereken birçok bileşeni vardır. Genellikle biz bütün bir projeye bakıp her şeyi o görünen büyük resimden ibaret zannederiz. Ama onun her parçası aslında ayrı bir hikayedir. Mesela bugün konumuz olan kask sistemi gibi. Aselsan milli muharip uçağımız için kaska entegre kumanda sistemi geliştiriyor. Bu aslında ilk defa yapacağımız bir şey değil. Daha önce de atak pilotları için bunu geliştirmiştik. Atak pilotlarımızın operasyonlardaki başarısını sağlayan etkenlerden biri de bu kask sistemiydi. Avcı kaskı diye bilinen bu kask pilotlara özel üretiliyor. Yani kullanacak olan pilotun kafa yapısı taranıyor ve sadece onun kullanabileceği şekilde bu kask kasarlanıyor. Ve biz bu sistemle dünyada bir ilki de gerçekleştirdik. Proje kapsamında yüksek hassasiyette hibrit kafa takip sistemi geliştirildi ve bu sistem dünyada bir helikopter platformuna entegre edilen ilk hibrit kafa takip sistemi olarak tarihe geçti. Aselsan, Atak helikopterinin silah sistemlerini ve kameralarını bu kaska entegre etti. Pilot kaskı kullanırken kafasını ne tarafa çevirirse kameralar ve silah sistemleri de o tarafa dönüyor. Ayrıca helikopterle ilgili pilotun anlık bilmesi gereken bütün bilgiler kaskın ekranına yansıyor. Ve dediğim gibi Türkiye atak helikopterlerinde bu kask sayesinde bir devrim yaptı. Şimdi aynı tecrübe milli muharip uçağa aktarılıyor kaska entegre kumanda sistemleri neredeyse 50 yıldır olan sistemler. Ama bunları geliştirebilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Çünkü çok ciddi teknoloji gerektiriyor ve Türkiye artık bu listeye dahil oldu. Kaska entegre kumanda sistemleri Kask ve gösterge modülleri, kafa takip sistemi ve elektronik birimlerden oluşuyor. Kask modülü normal bildiğiniz bir uçuş kaskından beklenen bütün işleri yapıyor. Gösterge modülü platformun uçuş ve silah sistemleriyle ilgili bütün bilgileri anlık olarak pilota gösteriyor. Kafa takip sistemi de pilotun baktığı yöne önceden belirlenmiş olan silah sistemlerinin dönmesini sağlıyor. Aynı zamanda kameralarda pilota o yönü gösteriyor. Elektronik birim sistemin beyni. Bütün bu fonksiyonlar için gerekli işlemler orada gerçekleşiyor. Milli muharip uçağımızda bu kaskı kullanan pilot çok büyük avantajlar elde edecek. Mesela bu sistemde aktif gürültü bastırma teknolojisi bulunacak. Yani uçağın iç konuşma sisteminden gelen ses kusursuz şekilde yansıtılacak. Ve uçaktaki elektrooptik sistemlerden 360 derece görüntü oluşturulacak. Yani pilot kafasını nereye çevirirse çevirsin sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi etrafını görebilecek. Kullandığımız küçücük bir otomobilde bile olan kör nokta olayı burada olmayacak yani. Pilotun baktığı yere silah sistemlerinin kilitlenmesi özellikle hava muharebelerinde büyük öneme sahip ip dalaşı sırasında pilotun düşman platforma bakarak kilitlenmesi havadan havaya füzeyi gönderirken ciddi zaman kazandırıyor. O yüzden milli muharip uçağımızın hava savaşındaki etkinliği de iyice artacak bu kasklar sayesinde. Bu konuyu bitirmeden küçük bir parantez daha açalım. Bu tarz kaskların milli olarak üretilmesi birçok silah sisteminin milli olarak üretilmesinden çok daha önemli. Çünkü bunu yurt dışından tedarik ederseniz belli başlı sorunlar yaşıyorsunuz. Hiçbir ülke bir diğerine tam performanslı olarak bu kaskları teslim etmiyor. Yani kendi kullandığından çok daha düşük performanslı ürünleri veriyor. Yurt dışından aldığınız kaskların güncelleme imkanı yok. Eğer aldığınız ülke size bu iyiliği yapmaya karar verirse sistem güncellenebiliyor. Ve bu tür kasklar inanılmaz yüksek fiyatlara satılıyor. Yani biz eğer bu kaskı kendimiz üretmeseydik, milli muharip uçağımızı kullanmaya başladıktan sonra yurt dışına ciddi bir bağımlılığımız olacaktı. Hem çok yüksek ücretler ödeyip hem de kısıtlı bir performansla bunları kullanacaktık. O yüzden bu gelişme inanılmaz önemli. İnşallah kısa zamanda milli muharip uçağın havalandığını ve pilotunun bu kaskı takıyor olduğunu görmek nasip olur. Çünkü şu an savaş uçağı ülkemizin yumuşak karnı olmuş durumda ve bu zor dönemi aşmamızın yolu bu projelerin bir an önce tamamlanmasından geçiyor. Yine böyle stratejik öneme sahip projelerimizden biri de donanmamızın yeni amiral gemisi yani TCG Anadolu Ondan da güzel haberler geldi. Geçtiğimiz günlerde TCG Anadolu'da çok önemli bir test yapıldı ve ülkemizin merakla beklenen iki aracı bu testte birlikteydi. TCG Anadolu ve Altay Ana Muharebe Tankı. Bu projede Altay Tankı mekanize çıkarma aracıyla askeri tersaneden alındı. Ardından TCG Anadolu gemisine yüklendi. Son olarak yine mekanize çıkarma aracına alınarak sahile çıkarma operasyonu yapıldı. TCG Anadolu İspanya'dan alınan bir proje olan LHD 400 üzerinden geliştirildi. Ama mühendislerimiz bu proje üzerinde çok değişiklik yaptılar. Bu testte bunu daha iyi gördük. Çünkü normalde bu gemi neredeyse 65 ton ağırlığa sahip Altay Tankı tankının gemi içerisine alınması ve hatta gemide manevra yapabilmesi için uygun değildi. Daha da ötesi bu kadar büyük bir tankı çıkarma gemisine alabilen ve gemi içinde manevra yaptırabilen bizden başka sadece iki ülke var. ABD ve Çin. Buna benzer bir testi Fransa da yaptı ama onların çıkarma yaptıkları tanklar çok daha küçük. Bu yüzden Fransa'yı bu listeye eklemek çok doğru olmaz. Mesela Avustralya M1 Abrams tankını tam yükle gemiye çıkaramadı. Çözüm olarak hem yakıt hem de mühimmatı boşalttılar. Yine aynı şekilde İspanya'da bu kadar ağır bir tankla çıkarma yapamadı. Onların tasarımlarında orta kısımda ayrı bir bölme vardı. Ve bu da tankların manevra yapmasını engelliyordu. Dediğim gibi mühendislerimiz bu proje üzerinde çok ciddi değişiklikler yaptı. Ve ortaya dünyada sadece iki ülkenin sahip olduğu bir kabiliyette üçüncü ülke olduğumuz bir sonuç çıktı. Yani TCG Anadolu'nun ordumuzun envanterine girmesiyle Türkiye amfibi harekat noktasında dünyanın en etkin güçlerinden biri haline gelecek. Tabi bunun için biraz daha zaman var. Şu an olabilecek en zor test gerçekleştirildi. Ama yine de TCG Anadolu'nun girmesi gereken testler hala var. Bu yüzden testleri hala devam ediyor ve bu yılın sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor. Gemi Mayıs 2019'da denize indirilmişti. Haziran 2022'de deniz kabul testleri başladı ve planlanan zaman tutturulabilirse 6 ay gibi kısa bir sürede testleri tamamlanmış olacak. Bir de bu gemiyi hep askeri yönüyle gördük. Doğrudur askeri anlamda gerçekten Türkiye'ye çağ atlattıracak bir proje. Ama bunun bir de barış zamanı Türkiye'ye vereceği prestij var. TCG Anadolu doğal afet görevlerinde de kullanılacak. Bünyesinde tam teşekküllü bir hastane ve ameliyathane var doğal afetlerde insani yardımlarda ve mülteci tahliye harekatlarında destek için kullanılacak. Ve Türkiye bunu sadece kendi bölgemizde değil, okyanuslarda da yapabilecek hale gelecek. Mesela düşünün. Somali Türkiye'nin etkin olduğu Afrika ülkelerinden biri ve Allah korusun orada bir felaket yaşanıyor. Türkiye hemen TCG Anadolu gemisini insani yardım için bölgeye gönderiyor ve gemi orada bir hastane kurmuşuz gibi bölgenin yaralarını sarıyor. Sadece bu olay bile Türkiye'nin müttefiklerine verdiği güven açısından çağ atlamasını ve Türkiye'nin NATO içindeki yerini çok daha vazgeçilmez ve sağlam bir hale getirir. Yani bu projeyi sadece askeri karşılığı üzerinden düşünmeyin. TCG Anadolu bunun çok ötesinde bir konumda ve en zor testlerinden birini başarıyla gerçekleştirmiş olması projenin geleceği açısından bize çok şey anlatıyor. İnşallah TCG Anadolu'yu bir an önce denizlerimizde görmek nasip olur. Çünkü Türkiye mazlumun umudu olan son liman. O limana demirlemiş bir TCG Anadolu da güvenliğimizi kat kat arttıracaktır. Allah'a emanet olun.